Vakit kaybetmek istemiyorum Eylül. Hemen evlenelim. Yaz ama... Evlen benimle Eylül. Ben bir anımı bile sensiz geçirmek istemiyorum. Bak sana söz veriyorum. Her şeyi halledeceğim ben. Eğer bir gün bir aile kuracaksan... ...ağlı tacı gibi olsun derdin inan. Kökleri toprağı sımsıkı tutsun. Kara kışlara, susuz yazlara, kimsesizliğe, çaresizliğe sapasağlam dayansın derdi. Sen evet de Eylül. Kötüler kötülükleriyle kalsın. Kimse girmesin aramıza. Kimse ayırmasın bizi. Biz seninle Allah tacı gibi bir aile olalım. Güçlü, sapasağlam bir aile. Evet de Eylül. Evet. Evet. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Orduyla da gelsen caydıramazsın bizi. Duydun mu? Patron müsveddesi. O davadan vazgeçmeyeceğim. Delilim de var, şahidim de var. Mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. O delili bugün getirmezsen çok kötü hesaplaşırız. O Eylül denen süprüntü oğlumun yakasından düşmeden gözüme görünme. Hadi be Yaşar Usta, hadi be, nereye koydun şu evrakları? Getir artık ya. Adnan Bey ensemizde ya. Getir de bitsin be. Eylül meselesine geçelim be. Heh. Yaşar Usta'm getirdin mi? Ver bakalım. Koray, ben de geleyim. Avukatı görmüş olurum. Hem de beraber konuşuruz. Yarın mahkeme var zaten. Yerimde duramıyorum. Yaşar abi, gel tabii. Yani gel de ben bir tuvalete gideyim de bakalım hadi. Şimdi apı yuttun Koray. Ulan Yaşar Usta. Bir kere de maraz çıkartma be adam. Ne halt edeceğim ben şimdi? Avukat diyor, avukat yok orada. Düşün lan, düşün. Hanım. Eylül, biz evleniyoruz. Sen benim karım oluyorsun, karım. Tamam, tamam. Herkes bize bakıyor. Aa, bu ne? Senden mi düştü bu? Eylül'e yazıyor. Sen bana mektup mu yazdın? Dur. Açma. Evet. Ben bu mektubu sana yazdım. Ama nikahtan sonra... Yani nikahtan sonra okursun diye yazmıştım. Şimdi bana söz ver. Nikah kadar açmayacaksın. Söz mü? Tamam, söz. Ama bak, nikahtan sonra hemen açarım. Hiç beklemem ona göre. Ben bir patronla görüneyim. Aslım! Kızım ben çıkıyorum temizliğe. Hemen işimi bitirir dönerim. Seni böyle yalnız bırakmak hiç içime sinmiyor ama
Ne yaparsın? Ekmek parası işte. Hemen halleder gelirim, sen merak etme. Tamam anneciğim. Aslım. Dolapta yemek var. Isıtır yersin, tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Çok yorma kendini, olur mu? Dikkat et kendine. Kolay gelsin. Aslım. Hocam. Yalnızsın umarım, bir şey konuşmamız lazım. Evet, yalnızım, buyurun. Da neyle ilgili? Bununla ilgili. Babam istedi değil mi? Beni bulmanı söyledi. Evet ağam. Tut getir dedi. Her ne pahasına olursa olsun tut getir Seyfo dedi. Sen? Sen ne yapacaksın? Seyfo. Benim sana elim kalkmaz. Ben seni abi bildim. Ama beni hiçbir yere götüremezsin. Ağam. Ağam. Bak. Ben bir kere yemin etmişim. Seni canım pahasına koruyacağıma yemin etmişim. Sen benim kardeşimsin. Senin sözünün üstüne söz tanımam. Sen var ya. Aslansın be. Aslan, aslan. Benim sana çok güzel bir haberim var. Güzel haber mi? Eylül. Evet ağam, Eylül. Biz Eylül'le evleniyoruz. Nasıl ya? Nasıl evleniyorsunuz ağam? Bugün mü evleneceğiz derken? En kısa zamanda. Yoksa babam evlenmemize asla izin vermez. Eylül. Eğer onun oğlu olduğumu öğrenirse benimle evlenmez. Eylül'le evlendikten sonra niyetimi anlayınca beni affeder. Babam da bizi hiç tanımıyorsa beni de yok bilsin artık. Ne oldu sana abi? Sen ağlıyor musun? Ya, ne bileyim ağam. Öyle bir kötü oldum da bir anda. Demek benim ağam evleniyor ha. Benim ağamın evinin direği olacak ha. Tamam abi, tamam. Ağlama bak, millet bize bakıyor. Hadi toparlan artık. Senden bir isteğim daha olacak. Tabii. Emret abi. Bana Yaşar amcanın davasıyla ilgili bilgi bulman lazım Seyfo. Yarın mahkeme var. Eylül'de Yaşar Usta da o davayı kazanacak. Ha, son olarak. Senden son bir şey daha isteyeceğim. Fuhuş baskını diyor bu. Allah'ım, sanki ben o otelde. Nasıl olur bu ya? Allah'ım, ben şimdi ne yapacağım? Tamam Aslım, sen merak etme, bak biz hepsini halledeceğiz, tamam mı? Ya böyle bir şey olamaz. Nereden bulmuşlar fotoğrafları? Ozan o muhabirden hafıza kartını almıştı. Haber yapamazlar dedi. Nasıl olur bu ya? Ozan öfkesinden ne yapacağını şaşırdı. Seni yakan Ozan, ben söyleyeyim.
açayım ağzının payını vereyim de bir daha arayamasın. Hadi. Ne istiyorsun? Berçin telefonu Ozan'a ver. Ozan seninle konuşmak istemiyor. Ne söyleyeceksen bana söyle. O zaman söyle ona. Muhabiden hafıza kartını aldım demişti. Bütün sitelere haber olmuşum. Ya sanki ahlaksız bir iş yapıyormuşum gibi her yere fotoğraflarımı basmışlar. Ya benim bir suçum yokken sanki polis tutukluyor gibi görünüyorum. Berçin o adamlara fotoğrafları nereden buldu? Canım, Ozan verdi o görüntüleri. Olamaz. Olmaz. Olur olur. Ozan böyle bir şey yapmaz. Yapmaz. Bir daha kesinlikle arama. Ozan senden nefret ediyor. İşte böyle. Sen de Ozan'dan nefret et ki bir daha asla bir araya gelemeyin. Sağ olasın oğlum. Sen de bizim için çırpınıp duruyorsun. Yaşar abi, abi dediğime bakma. Sen benim babam sayılırsın be. Hayırdır beyler, nereye? Size hayırdır lan. Gündüz gündüz yol mu kesiyorsunuz çakallar? Evet, yol kesiyoruz. Allah Allah. Evet. Hayırdır lan! Hop hop hop! Bırak, 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 bırak. Ya git amca. Yaşar abi, sen merak etme, ben belgeleri alacağım. Dur abi sen burada. Dur lan! Gel buraya gel. Lan yavaş vursana lan, midemi deneceksin. Abi kusura bakma, biraz sert oldu ama. Ver bakayım şu. Aferin lan, iyi kıvırdınız. Aha, vallahi belgeler bunlar. Heh. Çakallar sizi. Aferin lan, bir işe yaradınız. Alın. Bana bakın lan, yarış falan oynamayın ha. Hadi. Ne işin var senin burada? Paramın kalanını almaya geldim. Ben seni arayacağım, git şimdi. Acele etsen iyi olur. Alacaksın paranı, kes artık, uzatma. Benim param kimsede kalmaz. Ah, Ozan. Niye kalktın yavrum sen? Kim o adam? Adres sordum. Hastanede. Canım radyolojiyi bulamamış. Neyse boş ver, sen niye kalktın ayağa? Doktorla konuşacağım. Burada yatmaktan çok sıkıldım. Aa, sen yat dinlen, ben konuşurum. E sen de ayaktasın. Biz aynı ameliyat olmadık mı? Benim işime karışmayın artık. Duydu mu acaba? Hayır, yani duyacak. Yani ne bileyim. Sen onu bunu bırak. Konu Aslım'ın haberi. Herkese rezil oldu. Saf. Bir de Ozan yaptı sanıyor. Anne, bu kız herkese rezil olsun istiyorum. Herkes duysun istiyorum bu haberi. Hediyeyi Nesrin temizliğe çağırmış. Ben şimdi Nesrin'lere gideyim. Hediyeye haberi göstereyim, şöyle iyice keyfimiz yerine gelsin. Jülde teyze de küplere biner. Sen sonra onu da göster. Oğlunun peşine takıldığı kızın kalitesini de görmüş olur hem. Ama sen daha dur. Benim daha çok işim var. Ben daha Aslım'ı okuldan attıracağım. Can.
Ben birazdan geliyorum. Yarın evleniyorum sevgilim. Evet. Mahkemeden sonra. Babam davayı kazanacak, biz de birbirimize evet diyeceğiz. Yarın iki kere bayram oluyor bize. Sen benim karım olacaksın. Sen benim ailem olacaksın. Ailem. Sibel'cim hoş geldin. Hoş bulduk Nets. Ne haber? Ne zamandır uğrayamadım. Şöyle bir kahve içelim dedim. Geç tatlım sen. Kusura bakma, temizlik vardı. Ortalık biraz dağınık. Ah, önemli değil. Ah Nesrin'cim. Sen bu kadını nasıl çalıştırıyorsun bu evde? Ne oldu ki? Bizim kızlar önermişti ama. Hiç utanma da yok. Kızının yaptıklarından sonra iyi insan içine çıkıyorsun yani. Ahlaksızlık genetik mi? Yeter artık, ağzınızı toplayın. Kızım hakkında böyle konuşamazsınız. Masumun hakkına girmeyin. Masummuş. Masuma bakar mısın? Gece yarısı polis baskında yakalanmış kızım. Fuhuştan. Ana kız böyle namuslu pozlarına yatıyorsunuz ama... işte iyi saklıyorsunuz yani. Ay bu kız senin mi Hediye Hanım? Ne günlere kaldık. Olamaz. Olamaz. Yalandır bu. Benim kızım yapmaz böyle şey. Ne yalanı canım? Polisler yalan mı söyleyecek? Götürmüşler kızını. Artık defolup gitsenize hayatımızdan. Sitemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak durun. Bakın biz şerefli, namuslu insanlarız. Aslım. Benim kızımı bulmam lazım. Kusura bakmayın Nesrin Hanım. Ben gidebilir miyim? Hemen git. Hemen git. Kızını al defol git buradan. Pisliğinizi başka yerde yaşayın. Bırak şunun eşyalarını canım. Dokunma. Pislik bulaşacak. Ah, bir kahveni içerim artık. Ay Yaşar Beyciğim, vallahi verilmiş sadakanız varmış. Allah korusun, adamlar canınıza da kastedebilirdi. Canımı almış kadar oldular. O belgeler olmadan davayı nasıl kazanacağız? Koray da sağ olsun, kafa tuttu adamları ama önüme de siper oldu. Gitti belgeler. Olsun be Yaşar'ım. Sana bir şey olmasın yeter. Kızı da evlendireceğiz yakında. O dava tek umudumdu. Umudumu da alıp gittiler. Buna sebep olanlar Allah'ından bulsun. Adnan Bey merhabalar. Müsait miydiniz, bir yanınıza uğrayacaktım. Tamam. Benim bir an önce iş bulmam lazım. Neden? Okul ne olacak? Okul devam ederken yapabileceğim bir iş bakacağım. Kendi paramı kazanmam şart. Evimizi ana baba parasıyla kurmak istemiyorum. Hem... kendi emeğimiz olsun. Kimseye borçluk almayalım. Ben para kazandıkça evimizi tutar, eşyalarımızı alırız. Ne oldu? Ha, yok bir şey. Hadi gidelim, gel. Gelinlik. Gelinlik almadık. Hiç düşünemedim ben bunu. Aklıma gelmedi. Ne gelinliği?
Benim öyle gözüm takıldı sadece. Merak etme, istemiyorum ben gelinlik falan. Hem böyle şeyler gereksiz masraf. Annemin gelinliğini giyecektim aslında. Belini daraltıp verecekti ama haberleri olmadığı için söyleyemeyiz. Giymem ben de, olur biter. Olmaz öyle şey. Ya gel bir bakalım. Lütfen kırma beni. Yok, çok pahalıdır şimdi onlar. Sadece bakalım diyorum. Lütfen. Annem bunu duyarsa kahrolur, kahrolur. Hayır ya. Ozan bana bunu nasıl yapar? Ozan bana bunu nasıl yaptı? Nasıl? Aslım tamam, sakin ol. Birlikte bir çaresine bakacağız, tamam? Aslım! Haberleri gördüm. Her şeyi gördüm. Sibel Hanım fotoğrafları suratıma suratıma çarptı. Namusumuza, şerefimize demediğini bırakmadı. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Nasıl yaparsın? Anne. Anne bak, sana yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. İnan bana, benim hiçbir suçum yok. Sana yemin ederim yapmadım. Hediye Hanım. Biliyorum. Biliyorum. Sen yapmazsın böyle bir şey. Biliyorum bir tane. Ama kim? Kim yaptı ha? Söyle. Söyle, bunu kim yaptıysa polise haber vereceğim. Hesabını verecek. Kim yaptı? Hediye Hanım, bakın olaylar bildiğiniz gibi değil. Tamamen bir yanlış anlaşılma var ortada. Ben her şeye şahidim, zaten size anlatacağım. Siz ne anlatacaksınız ki? Aslımın başına gelenleri nereden biliyorsunuz? Hediye Hanım, bakın belki zamanı değil ama söylemem lazım size. Biz Aslım'la bir süredir beraberiz. O beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Ne? Getirin şöyle yatıralım. Gel anneciğim. Uzan şöyle. Dur bir yastık daha koyayım. Uzancığım, üstünü çok örtme tamam mı anneciğim? Terlememen lazım. Bir de karnını doyurduk mu rahat bir uyku çekersin. Ben şimdi bir şeyler hazırlarım. Hayatım, bizim artık okula gitmemiz lazım. Bugün yeni ortaklarımızla tanışacağız. Kimmiş bu ortak? Anneciğim biz de yeni tanışacağız. Yurt dışı menşeili bir eğitim şirketiymiş. Ben de gelmek isterim. Bundan sonra işleri daha yakından takip edeceğim. Ozan. Daha sonra anneciğim, tamam mı? Şimdi biraz dinlenmen lazım. Tamam? Jülde teyze, siz merak etmeyin. Ben burada kalırım. Sağ ol canım. Görüşürüz. Rahat mısın? Ozan, benim sana bir şey söylemem lazım. Aslım'la ilgili. Onun için acı çekiyorsun ya. Gerçek yüzünü gör diye gösteriyorum. Evlen benimle. Ben bir anımı bile sensiz geçirmek istemiyorum. Eğer bir gün bir aile kuracaksan, ağla tacı gibi olsun derdinle. Kökleri toprağa sımsıkı tutsun. Kara kışlara, susuz yazlara, kimsesizliğe,
çaresizliğe sapasağlam dayansın derdi. Kötüler kötülükleriyle kalsın. Kimse girmesin aramıza. Kimse ayırmasın bizi. Olmuş mu? Biz seninle Allah tacı gibi bir aile olalım. Güçlü, sapasağlam bir aile. Yine laf üretmeye geldiysen hiç uğraşma. İstediğiniz belgeyi getirdim Adnan abi. Yani şöyle desek daha doğru. Artık Yaşar Usta o davayı kazanamaz. Sekreterine haber bırakmıştım. Avukat bey, Adnan bey'in kazadan haberdar olduğuna dair bir belge var ya, ben o belgeyi bugün çaldırdım. Kapkaççılar çaldı. Ben bittim, bittim. Olur mu diyorsunuz? Siz öyle diyorsanız olur, tamam. Allah razı olsun. Nurhan, verilmiş sadakamız varmış. Avukat bir şey olmaz dedi. Evraklar önemli değil, şahidimiz var ya dedi. Hani fabrika müdürü? Hay Allah'ım, çok şükür. Biz o evraklar olmadan da kazanırız Yaşar Bey. Merak etmeyin dedi. Allah'tan şahidimiz var. Hadi gözümüz aydın Yaşar Beyciğim. Sağ olun Razi Hanım, sağ olun. Ay çok şükür. İşte böyle. Aslıma bir sürpriz yapayım derken bu olaylar yaşandı. Ozan da bizden intikam almak için Aslım'ın başına gelen bu rezil durumu basına yansıtmış. Yani açıkçası Ozan Aslım'la birbirimizi sevmemize katlanamıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Ben sizi yalnız bırakayım. Sadece imzaya kaldı, öyle mi? Anladım. Ozan, babamızdan kalma okulun yeni ortağını öğrenince çok sevinecek ya.
Tamam. Görüşürüz. Nasıl olur bu? Fotoğraflar bendeydi. Ben aldım muhabirden. Aslım'ın bir suçu yok. Biri ona tuzak kuruyor. Berçin, nasıl olur bu? Sen orada mıydın? Aslım'ın peşinden gittin yani. Ya inanamıyorum sana ya. O kız için hayatını tehlikeye attığına inanamıyorum. Fotoğraflar bendeydi. Bir kopyasını da kendisine saklamış demek ki. Neden diğer gözaltına alınanlardan bahsedilmiyorken Aslım'ın fotoğrafları en başta? Biri bunu planlıyor demek ki. Biri Aslım'la uğraşıyor. Benim olanlardan şimdi haberim oldu. Hem bırak, kim uğraşıyorsa da artık Aslım Hanım'ın yeni sevgilisi ilgilensin onunla. Ben biliyorum, Fatih Hoca ile çıkıyor onlar. Bırak ondan bulsun belasını. Neden Aslım'dan bu kadar nefret ediyorsun? Aslım sana ne yaptı? Bana bir şey yapması gerekmez. Sana yaptıkları ondan nefret etmeme yetiyor zaten. Sen hastanede can çekişirken o sevgilisiyle el ele ortalıkta dolaşıyordu. Ben canım pahasına sana böbreğimi verirken o korkup kaçtı. Gör artık Ozan. Onun ne kadar korkak, ne kadar kötü bir kız olduğunu gör artık lütfen. Nasıl? Pek yakışmadı sanki. Ben çok... Yani... O kadar çok güzelsin ki. Allah'ım konuşamıyorum ya. Damat Bey'in dili tutuldu sanırım. Dünyanın en güzel gelini. Bunun fiyatı ne kadar? 3500 lira. Ufak bir iskonto da yaparız. Çıkarayım ben bunu. Ne oldu? Beğenmedin mi? Pek beğenmedim ya. Hem zaten öylesine gelmiştik. Çıkarayım da gidelim. Affedersiniz. Üstünden çıkardığın zaman vakit diyelim. Ama bakın haberi olmasın. İstediğim adresi de gönderirsiniz. Peki. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Mahkemeyi kazanalım, ikramiyeni alırsın. Boş durmak yok. Şimdi sıra Eylül'de. Ha anne. Şimdi müsait değilim. Hadi kapat. Ne? Ya bir işimiz de düzgün gitse dişimi kıracağım zaten. Hay Allah. Vallahi ne yap Nihit, bu işi çöz. Yoksa halimiz nanay. Tamam tamam, kapat hadi. Hayırdır? Şey Adnan abi. Ya bu Yaşar Usta'nın avukatı belge olmasa da olur demiş. Ne de olsa elimizde şahit var diye bir şey söylemiş. Raziye, sen kimle konuştun anacığım? Kız neyi çözeceksiniz, ne oldu? Şey, Nurhan'cığım. Ya benim birazcık borcum vardı. Onun da günü geçti. Şimdi icra falan gelir diye... Korktuğum için işte Kore'ye onu dedim. Bu işi çöz diye. Mümtaz. Jülide. Aslım denen o kızı okuldan atacaksınız. Ne oluyor Sibel?
Bak da gör ne olduğunu. Benim çocuğum bu rezille aynı okula gidemez. Üstüne üstlük bir de burs veriyorsunuz. Ben sana demiştim Julia. Bu kızı çok daha önceden atacaktık biz. Okulun prestijine iki paralık etti. İnşallah bu işin ucu bize dokunmaz. Haklısın. Özür dilerim. O kız bu okulda olduğu sürece Ozan asla mutlu olmayacak. Üstüne üstlük bir de bu rezalet. Eğer Ozan'ı düşünüyorsan sen de evet dersin Cüneyt. Tamam Mümtaz. Kızın okuldan atılması için ne gerekiyorsa yap. Bir an önce gönder. Kızım. Yavrum bir şey söylemeyecek misin? Sen Ozan'ı seviyordun. Deliler gibi seviyordun hem de. Şimdi Fatih kalkmış onu sevdiğini söylüyor. Nasıl olabilir böyle bir şey Aslım? Ozan bunları yapmış mı gerçekten? Efendim. Benim evet. Kurul mu? Okuldan çağırıyorlar. Bu olay yüzünden okuldan atacaklarmış beni. Allah yardımcın olsun abi. Allah her şeyi o güzel gönlüne göre versin. Yengem de seni bir ömür mutlu etsin inşallah. Biliyorum. Benim güzel sevgilim bir şey beklemez benden. Ne şaşalı törenler. Ne gösterişli teklifler. Biliyor musun? Benim sevgilim mutlu etmek çok kolay. Bir gülümsemeye. Dünyaları değişmez o. Bir tatlı söze ömrünü verir. Ben ona dünyaları vermek istiyorum. Ben ona ömrümü vermek istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Benim karım olur musun? Evet. Evet, evet. (Gülüyor)
adresini, yerini, soyunu, sopunu öğrenin o müdürün. Şahit falan olmayacak. Yaşar Usta davayı kaybedecek. Adnan Bey, Eylül meselesi için hemen icraata geçiyorum. Ayrıca Yağız'ı Eylül'den ayırmak için de her şeyi yapacağım. Senin bir halt becereceğin yok. Yağız'ı Eylül'den ayırmanın bir yolunu buldum. Aa, ne oluyor? Nereye? Bu haber meselesinin aslını araştıracağım. Gerekirse videonun kaldırılması için dava açacağım. Ozan! Aslım'ın hayatında artık Fatih var. Bırak da o ilgilensin bu işlerle. Ya bir dur. 2 dakika dur Allah aşkına ya. Çekil. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ha? Hiç mi vicdan yok sende? Ben sana inanmıştım Ozan. Güvenmiştim. Neden yaptın bunu? Hediye teyze bir sakin olur musun? Ne oluyor? Haber yaptırmışsın Aslı'mı. Kızımın adını lekeledin sen. Şimdi de okuldan atacaklarmış. Haber sitelerine verdiğin o fotoğraf yüzünden hayatı mahvoldu benim çocuğumun hayatı. O haberler yalan. Ben kalacak yer bulamayınca otele gittim. Orada öyle şeylerin olduğunu bilseydim hiç gider miydim? Bana inanmıyorsanız polise gidelim. Onlar anlatsın size. Küçük Hanım, boşuna nefesinizi tüketmeyin. Bu kurul zaten kararını verdi. Ama bunu yapamazsınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bana izin verin, masum olduğumu kanıtlayayım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Bir şans. Bu kurul daha önceden de sizi affederek size bir şans vermişti ama siz şansınızı iyi kullanamadınız. Evet, itirazı olan yoksa kararı açıklayayım. Aslında okuldan atamazsınız. Fatih Hoca, yapacağınız hiçbir konuşma bu kurulun kararını değiştirmeyecek. Bu yüzden nefesini boşa tüketme. Yerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Yeni ortağınız benim. Yani artık ben de yönetim kurulundayım. Benim onayım olmadan değil Aslım, hiçbir konuda karar alamazsınız. Aslım okulda kalacak. Hatta yalnızca öğrencimiz olarak değil, benim yeni asistanım olacak. Almışsın gelinliği. Çok güzel bu. Bu çok pahalı.
pahalıydı. Nereden buldun sen o kadar parayı? Bak, anneni babanı zora sokmadın değil mi? Ne olur götürüp verelim sevgilim, lütfen. Sevgilim, bir kez olsun başkalarının değil, kendin için. Sevgilim, ömrüm, bırak da bu kadarını yapayım. Ben seni bu gelinin içinde görmek istiyorum. Lütfen, ben bunu çok istiyorum. Kırma beni. Seni çok seviyorum. Canım kocam. Sana deliler gibi aşığım. Canım karım. Bir taşla iki kuş vuracağız. Hem mahkemeyi kazanacağız, hem Eylül Yağız'ın bir daha yüzüne asla bakmayacak. Adnan Bey, nasıl olacak o? Ah Nurhancığım ah. Bir bilsen Eylül senin kızın değil. Bir bilsen o Adnan'ın kızı. Yağız senin oğlun Yağız. Ama çok yakında her şey ortaya çıkacak. Hem de çok yakında. Raziye, bu kadar çıktı üstümüzden. Bu parayı al, bir açığınızı kapatırsın. Ah hayatta olmaz Nurhancığım. Ay aşk olsun. Yahu Raziye, olmaz öyle şey işte. Hem bak Yaşar da ısrar ediyor. Kız zaten yarın biz mahkemeyi kazanınca borcumuz, harcımız, bir şeyimiz kalmayacak ki. Al sen bu parayı, hiç merak etme. İyi madem, o kadar çok ısrar ediyorsun. Endişelenme artık. İmzalar atıldı. Karar kesinleşti. Okuldan atamayacaklar seni. Size ne kadar teşekkür etsem az hocam. İkinci kez kurtardınız hayatımı. Size hakkınızı nasıl ödeyeceğim? İnanın bilmiyorum. Ödersin, ödersin. Yağız hadi köfteler soğuyacak. Geldim. Kutlama soframız şimdi hazır. Filmi de başlat. Tamam. Ozan. Burada üşüteceksin anneciğim. Giy şunu. Üşümüyorum.
Biliyorum bize kızıyorsun. Ama ne yapıyorsak senin iyiliğin için. Bak bize inanmadın ama Aslım yeni bir hayata başladı bile. Yoksa Fatih'in davranışlarının başka bir açıklaması olabilir mi? Okula ortak oldu. İlk iş Aslım'ı kurtardı. Lütfen. Sen de artık topla kendini. Ben seni böyle üzgün görmekten yoruldum artık. Merak etme. İyi olacağım ben. Ben biraz daha havalıyım gelirim. Sen geç içeri. Hadi giy şu montunu. Kimsin sen Fatih? Aslından ne istiyorsun? Ne istiyorsun bizden? Gerçek amacın ne? Her şeyi öğreneceğim. Annen de rahatlamıştır. Evet hocam. Çok sevindi. Bundan sonra hayatımda yalnız çalışmak olacak. Çok çalışmak. Güzel. Seni kötüleyenleri, hor görenleri utandıracaksın. Bundan eminim. Tekrar teşekkürler hocam. Asıl ben sana teşekkür ederim Aslım. Beni adım adım zafere götürüyorsun. Ozan'ın cehennemine senin ismini yazdıracağım. Baba, senin şu biricik oğlun Ozan var ya, artık avcumun içinde. Ondan sadece Aslım'ı değil, bizden çaldığı her şeyi alacağım. Her şeyi. Adını kalbimden de silebilecek miyim? Herkesin iyiliği için seni sevmekten vazgeçebilecek miyim? Ne sen benden vazgeçebilirsin, ne de ben senden. Şimdi bana yıldızlar kadar uzaksın ama bizim hikayemiz böyle bitmeyecek asla. Sana söz veriyorum, böyle bitmeyecek.
Alo? Yine ben Nermin Hanım. Dur, kapatma. Kötü bir niyetim yok. Sırrımızı kimseye açacak değilim. Yıllar evvel o hastane odasında sözümü verdim ben. Şimdi niye konuşup da herkesi üzeyim? Yalnız benim biraz paraya ihtiyacım var. Sen de bu raziyeciğine biraz destek olursan ömür boyu kapatırım çenemi. İşte planım bu. Eylül Yağız'dan bir ömür nefret edecek. Senin kollarına düşecek. Hem mahkemeyi kazanacağız, hem Yağız'ı Eylül'den sonsuza dek kurtaracağız. Adnan abi, vallahi şeytanın aklına gelmez bu plan. Yani çok iyi düşünmüşsünüz. Rahat ol genç. Oğluma, aileme ilişen o Yaşar da Eylül'de şeytanı yakından tanıyacak. Onların hem celladı hem şeytanıyım. O kıza bu dünyada cehennemi yaşatmazsam ben de Adnan değilim. Çok güzel film. Biz evlenince hep böyle mi olacağız? Sen hep benim yanımda olacaksın. Tıpkı şu an olduğu gibi. Ben işten yorgun argın döneceğim. Ellerimde senin için topladığım çiçekler. Kapıyı hep ben açacağım sana. Artık anahtarla girmek yok. Sımsıkı tutacağım seni. Bırakırsam dağılırmışız gibi. Yemek hazır sevgilim diyeceğim. Kendi ellerimle en sevdiğin yemeği yaptım. Benim için yemek yaptığın ellerinden öpeceğim. Hep böyle mutlu olalım. Söz mü?